Is our questions. Is our soru yapısı. Soru yaparken is our cümlenin başında kullanılmaktadır. Yani I am a student derken ben bir öğrenciyim demekteydik. Yani olumlu cümle. Bunu soru yapmak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Am'i cümlenin başında. Yani am I a student? Ben bir öğrenciyim. Aynı şekilde mesela you are students. Siz öğrencisiniz. Sorusunu yaparsan ne diyeceğiz? Are you students? Öğrenci misiniz? Veya are we? Diyelim mesela. Are they? Gibi ne yapıyoruz? Cümlenin başında kullanıyoruz. Are. Aynı şekilde is de. Is he? Is she? Is it? Gibi. Mesela örnek yaparsak. Is he a policeman? O bir polis mi? Is she 22 years old? O 22 yaşında mı? Is it a cat? O bir kedi mi? Veya are they old? Onlar eski mi? Are you happy? Mutlu musun? Are you a student? Sen bir öğrenci misin? Ne yaparız? Sorularımızı yaparız. Mesela is Ali a policeman? Diyebiliriz. Mesela is Mehmet 22 years old? Mehmet 22 yaşında mı? Veya are Mehmet and Cenk happy? Mehmet ve Cenk mutlu mu? Yani çoğullarda zaten ne geliyordu? Are geliyordu. Tekillerde ise is geliyor. Is your brother at home? Mesela kardeşin evde mi? Is your brother at home? Şeklinde ne yapabiliriz? Sorularımız değil mi? Yani sorularda emizler cümlenin başında kullanılır. Bir de bakmak istediğim bir nokta WH questions. Yani WH questions dediğimiz şeyler İngilizce'deki WH ile başlayan genelde kelime gruplarıdır. Yani genel itibariyle mesela WH ile başlarlar. What mesela ne? Where nerede? Who kim? How nasıl? Why niçin, neden gibi yapılardır. Mesela what'lar bu WH questions dediğimiz kelimeler her zaman cümlenin başında yer alır. Sonra da emizar yardımcı fiilimiz gelir ve sonrasında da diğer kelimemiz sıralanır. Mesela what is your name? Senin adın ne? Where is Ali? Ali nerede? Who are you? Sen kimsin? How are you? Nasılsın? Gibi ne yapabiliriz? Sorular yapabiliriz. Aşağıda örneklerimiz onları isterseniz bakalım mesela. Where is your mother demiş. Where gelmiş. Sonrasında is'i kullanmış. Sonrasında da özlemimiz gelmiş. Yani senin annen. Where is your mother? Annen nerede? Mesela how are you? Sen nasılsın? Why neydi? Niçin demekti. Why is he? O niçin angry? Kızgındır. O niçin kızgın? O niçin sinirli? Where are you from? Ne yaptık? Sen neredesin? How is your brother? Your brother neydi? Erkek kardeşin. How nasıl? Erkek kardeşin nasıl? What color ise ne oluyor? Ne renk? Color renkti. What ne? What color ne renk? Is your car? Yani araban, your car ne renk? Who? Kim o? That man. O adam. Who is that man? O adam kim? How old is John? How old kalıbı ise kaç yaşında anlamında kullanılmaktadır. Yani how old is John dediğim zaman ne oluyor? Kaç yaşında John? John kaç yaşında gibi bir soru olmuş oluyor. Mesela what is this? Bu ne? How old are you? Yani az önce benzerini yaptık. Ne yani? How old is John demiştik. Bu sefer de how old are you? Sen kaç yaşındasın? Mesela how old is she? O kaç yaşında? Şeklinde ne yapabiliriz? Kalıpları yapabiliriz. Mesela how much ise kaç para? How much is this book? This book kitap. Bu kitap kaç para? Where is James? James nerede? Where is James? What is his name? What is your name? Senin adın neydi? What is his name ise ne? Onun adı. Erkekler için his bu onun demek. What is his name? Onun adı ne? Where is he from? O nereli? Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Your best friend. Best en iyi demek. Friend arkadaş. Senin en iyi arkadaşın kim? Where are we? Biz neredeyiz? Şeklinde ne yapabiliriz? Soru. Yani kısacası bu soru kelimeleri her zaman cümlenin başında kullanılır. Sonra da emizar gelir. Ve en sonunda kullanacağımız kelime grubu. Kelime ya da kelime grubu.